Evet, iki takım adına da önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü ligin artık son 13. haftasıydı. Rakiple olan puan farkımız. Diğer takımların var ya puanına da baktığımız zaman her iki takım adına da çok önemli karşılaşmaydı. İlk devre tamamen iyi oynayan bir Kasımpaşa Spor vardı. Maçtan önce söylediklerimizi harfiyen yerine getiren ve disiplin oynayan. Çünkü Antalya Spor'un geçişlerde özellikle çok etkili olduğunu biliyorduk. Ve bunun için de özellikle bizim topa sahip olduğumuz kısımda ve dikkatli olmamız gerekiyor ve dönen topları almamız gerekiyordu. Bunu ilk devre gayet iyi yaptık. Pozisyonlar da iyi yakaladık. Ama 18 içerisindeki koordinasyonumuz açıkçası daha iyi olabilirdi. İlk devre vermiş olduğumuz bir tek pozisyon var. O da kendi kullanmış olduğumuz duran toptan sonra kontraya yakalanmamız. İkinci devre aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Çünkü rakibin biraz daha üzerimize geleceğini ve alanları bırakacağını ve o alanları da değerlendirebilecek özellikle kanatta oynayan oyuncularımız bu özelliğe sahipti. Ama kısa bir sürede özellikle ikinci devre maçı tamamen elimizdeki olan maçı tamamen verdik. Yani biz gol atmış olsaydık tamamen tersi olacak bir karşılaşmaydı. Yediğimiz gollere tek tek değerlendirecek olursak geçtiğimiz hafta da aynı benzeri bir gol yemiştik. Yan hakemin offside bayrağını kaldırması, bizim oyuncularımızın oyunu bırakması. Tabii Avrupa'da yan hakem kaldırdığı zaman otomatikmen oyun offside'dan durduruluyor ama Türkiye'de yani sonucu bekleyip ona göre VAR'da değerlendiriliyor. Bunu geçtiğimiz hafta oyuncularımıza söylememize rağmen bu hafta yine aynı hatayı yaptık. İkinci golden önce yapılan bir faul var. Hakemin vermediği. Eğer onu vermiş olsaydı tabii tamamen maçın yine hangi değişecekti. Çünkü birinci, ikinci gol çok yani kısa bir sürede geldi. 3-1'den sonra yapmış olduğumuz hamleler, çünkü bugün açıkçası çok fazla hamle şansımız da yoktu. Sakat olan oyuncu sayımız çok fazla. Ve yapabileceklerimiz, hamlelerimiz de zaten yani kısıtlıydı. 3-1 yakaladıktan sonra yakalamış olduğumuz çok iyi bir pozisyon vardı. Yusuf'un kesmiş olduğu, Gerard'ın tadı dokunamadığı pozisyon. Eğer onu 3-2 yapmış olsaydık son 10 dakika bizim adımıza daha olumlu geçecekti. Evet, üzücü bir akşam oldu. Ama ilk devre oynamış olduğumuz oyunun üzerine biraz daha fazla koymamız gerekiyor. Süreyi biraz daha uzatmamız gerekiyor bundan sonraki haftalarda. 18 içerisinde de etkili olmamız gerekiyor. Bunun uğraşını vereceğiz. Söylediğim gibi özellikle ilk devre gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Her anlamda hem istek, arzu ve taktiksel anlamda oynamış olduğumuz oyundan. Ama ikinci devre kısa sürelerde gol yememiz takımın tamamen dengesini bozdu. Ama 3-0'a rağmen bırakmayan bir yapımız vardı. Bu da gayet olumlu gösterdi. Çünkü daha önceki karşılaşmalarda bununla ilgili biraz sıkıntımız vardı. Önümüzdeki hafta birkaç tane oyuncumuzu eğer aramıza katabilirsek, özellikle hücum hattında biraz daha alternatifli kadromuz olacak. Artık bundan sonra oynayacağımız 4 karşılaşma sırasıyla içeride oynayacağımız Denizli, Konya ve Malatya karşılaşması bizim adımıza kaderimizi belirleyecek karşılaşmalar. Ve artık önümüzdeki haftadan itibaren bir çıkış yapmamız gerekiyor.